Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kıynamsız dıktınlar ekranımızı bulsun. Xitay atalmış medeniyet arkalık uzuklandırışına kayta tekildi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Siyasi Kengeş Aylık Yığında atalmış Şincan'ı medeniyet arkalık uzaklandırış namıdaki terör siyasetine kayta tekledi. Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki Teşviqat Organı Tanırta Toru'nun haberde bildirilişçe, atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Siyasi Kengeş 8. April Aylık Söhbet Yığını açkan. Yığında söz kılgan korçak emeldarlardan Nurlan Ebilmecin, Şincan'ı medeniyet arkalık uzaklandırış kuruluşuna çoğunkur yolga koyup, Cunhua milleti ortak gövdesi enini müstakimleş kerek de bildirilgan. Yığında yana Xitay yakınkı bir neç yıldan beri küçüp teşvik kılıvatkan Şerqi Türkistan halkını, 5'ni kalipten itiraf kılgızış katalık asimilasiya ve Xitaylaştırı siyasına kayta tekitligen. Korçak emeldar Nurlan Ebilmecin yığında yana, Şerqi Türkistan'ın mol medeniyet yadıgarlıkları ve medeniyet baylıklarından yakşı paydalanış kerehliğine tekitligen bulup, Şerqi Türkistan halkının tarihi, medeniyet miraslarını Xitay'nın tarihiğa bağlap tunuşturgan. Xitay aldıngı yıllardan başlap Şerqi Türkistan'daki tarihi caylar ve medeni yadıkarlık orullarına köplep sayahat rayonu kurup, Xitaylarının sayahat kılışını küçüp teşvik kılgan idi. Küzetküçüler Xitay'nın herkıl rezil vasıtlar ve türlük bahanları bilen Şerqi Türkistan halkının maddi menevi medeniyetini çekilip, pütülleri Xitaylaştırışa urunup kelgenlikine. Şunun bilen maz kademde yıkınkı mezgillerden beri Xitay medeniyetine alayda teşvik kılıp, Şerqi Türkistan halkının maddi ve menevi cihetin bastırışını tıxımı küçeyti vatkallıkını. Muhacirette yaşavatkan Uyghurlarının tedirici asimilasiya bulup gitişinin aldığını iliş üçün, itkadi ve medeniyetine alakadar talim terbiyeni küçeytişi kerehlikini tekitleşmekte. Dünya Bankisi Şerqi Türkistan'daki bastırış tuğrusudan agahlandırdı. Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komiteti Dünya Bankası'nın Şerqi Türkistan'daki mecburi MGK çetişli Xitay şirketlerine karız veriş meselesi hakkında mektup yolladı. Amerika Parlamenti Xitay İşleri İcraiye Komiteti 11 April Dünya Bankası'nın başkanı Davud Malpas'a mektup evetip, Dünya Bankası karmakadaki Xalqara Pul Muamile Şirketi'nin Şerqi Türkistan'daki Uyghur Katarlık Türkiye milletlerinin kişili hukukuğa dahli taarruz kılgan 4 şirketke karız veriş kılmışının endişe kılıvatkanlığını bildirgen. Mektupta Dünya Bankası'nın Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki Türkiye Müslümanlarga ziyankeşlik kılgan 4 şirketine kem digende, 286 milyon dolar meblağ bilen təminləş qılmışığa narazılıq bildiriş üçün məzkur xətnin yazılğanlığı təkidlənən və xalqara pul muamilə şirkətinin Şərqi Türkistanda sodı qıldığan şirkətlərə məbləğ silişini dərhal toxtutuş tələb qılınğan. Mektupta Xitay rejiminin Şərqi Türkistanda kən küləmlik nəzarət qılış üskünləri ornatıb, sırtqı dünyanın təşürüşüge gaya zor xiris və qiyinçilik payda qılgallıqı. Təşürgüçülərinin yıqınqı yıllarda qolğı eliş ya ki başqa öç eliş xarakterli xəvəblərgə qaramay, Şərqi Türkistandan bir qısım uçurlarga erişkəllikke qayt qılınqan. Mektupta yana törlük tosalğılar səbəblik, Şərqi Türkistandaki Xitay şirketlerinin mecburi MGK çetişlik ya ki əməsliğine təşürüşünün qiyinliği. Ama Amerika Akıl Amri Atlantik Kengişinin dokulatıda Xitay organları taratkulları ve teşviqatlarını, süni hemine suratlarını, şirketlerinin uçurlarını tetkik kılış arkalık, Dünya Bankası meblağ salgan şirketlerinin Şerqi Türkistan'daki kişili hukuk depsençilikige çetişlik ikerlikini teşürgülü bulduğallıqı körsüzüp ötülgen. Mektubunun ahırda eğer Dünya Bankası yukarıda tılgı ilingan şirketlerge karız berişini tohtatmağın taktırdı, Komitetinin Amerika Maliye Ministerlerinin Dünya Bankası'nın Amerika İcraiye Direktörlerine alakadar herkan da qarz berish yoki iqtisodiy yordam berish qarorlarini rad qilib ovoz berishga buyruq tushirishni talab qildiganligini bildirgan. Amerika parlamentiga Tayvan qurol-yarog' eksporti qonun loyihasi sunildi. Amerika Kengeş Palata azası Tayvan Kural-Yarak Eksporti Kanun Lahiyesini oturğa koyup, mühim kurallarının Tayvan'a yetküzülüşünü tıxımı teziltişini tələb kıldı. Fransiya Xalqara Radyosu'nun xəbirde bildirilişçe, Amerika Kengeş Palata azası Josh Hawley, 8 April Amerika Parlamentiga Tayvan Kural-Yarak Eksporti Kanun Lahiyesini sunğan. Bu lahiye Amerika Parlamentinin kural eksportiga qarata teşürüş vaxtını qısqartıp, memori tusalğularını tökütüdükən həm də mühim kurallarının Tayvan'a yetküzülüşünü tezildirdikən. Bu kanun lahiyesi makullanğandan keyin Amerika Parlamentinin Tayvan'a kural-yarak satış kararlarını teşürüş vaxtı yarım hesse qısqartıldıkən. Tayvan Taşqı İşler Ministerliği bunun üçün Amerika'ya minnettarlığını bildirgen. Josh Hawley'nin körsülüşçe,
Xitoyni Tayvanga tajovuz qilishdan to'sishning ochiqchi Tayvanning mina va tankiga qarshi boshqarilgan bomba ilib yurishga aplik havo mudofaa tizimisi va boshqa mudofaa iqtidori qatorliq o'zini qo'dash quralligi kapolatli qilish ekan. Bu qonun loyihasining mazmuni Tayvanni eksport boshqarish nizomining A5 turidagi a'zolar qatoriga kirgizishni o'z ichiga oldigan. Buninga a'zo davlatlar asosliq Amerikaning ittifoqdoshlari, sheriklari va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotlariga a'zo davlatlar bo'lib, Tayvanmi ulardek o'xshash muomildan bahraman bo'ldi ekan. Ma'lum bo'lishicha Amerikaning harbiy qurollarni setish obyekti ikki turga bo'lingan bo'lib, biri asosliq ittifoqdoshlari ekan. Buning ichida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotlariga a'zo baliq davlatlar va Isroiliya, Koreya, Yaponiya, Avstraliya qatorliklar bor ekan. Setevilish talabi 25 million dollardan oshqanda parlamentning tashvirishiga avitilgan. Ikkinchisi bo'lsa Tayvanga o'xshay davlatlar bo'lib, setevilish plani 1 million 200 ming dollardan oshsa, parlamentga o'xtirishi kerak ekan. Tashvirish muddati 30 kun ekan. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, parlamentning Tayvanga qurol-yarog' setib berish planining parlamentda tashvirilish vaqti 30 kundan 15 kunga qisqartilgan. Jiddiy holatda qurol-yarog'ni Tayvanga yetkazish tizimi ravonlashib, butun bosqichlar 35 kundan 55 kungacha tamomlanib bo'ldi ekan. Gollandiyada birlashma iftor faoliyati o'tkazildi. 8 aprel Gollandiyaning Til shahridagi Chush markaz zalida kollektiv iftorlik faoliyati o'tkazildi. İptar faaliyetine Avrupa Şarkı Türkistan Maarif Vakfı teşkilligen bulup, Gollandiya'da faaliyet kılavatkan Türk Mumbarının reisi Murat Gedik ve başka Türk Uyghur Cemiyet mesulleri ve azalları bulup, 200'ge yakın Uyghur ve Türk mihmanlar katnaşkan. Faaliyette mihmanlarga Şarkı Türkistan'dan tarihi, növetteki vaziyeti, yakınki yıllardan beri Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da ceza lagerlerini tesis kılıp, uçuk aşkara irki kırgınçılık yürgüzgelike, Uyghur katalık Türkiye halıhlarını dinli ve milli kimliklerinden yenişken mecburlup, herkıl bahaneler bilen nüfus çekiligelike tepsili tunuşturulgan. Avrupa İttifakı Rusya'nın aviasiya şirketlerini karı tizimlikke kirgüzdü. Yevropa İttifakı xalqaro xavfsizlik o'lchamlariga to'shmoqligini sabab qilib, Rossiyaning 21 aviatsiya shirkatini qora tizimga kirgizdi. Yevropa İttifakı komiteti Yevropada cheklangan yoki cheklama qo'yilgan aviatsiya shirkatlarining ismlarini o'z ichiga olgan Yevropa İttifakı yangi havo bexatarlik tizimini e'lon qilgan. Bayonotda xalqaroliq bexatarlik o'lchamlariga to'shmoqan aviatsiya shirkatlarini o'z ichiga olgan tizimga Rossiyaning 21 aviatsiya shirkatining kirgizganligi bildirilgan. Bayonotda yangilangan tizimlik bilan 117 aviatsiya shirkatining Yevropa İttifakı havo tavalligida uchishdan cheklanganligi eskartilgan. Yevropa İttifakı komitetining qatnash ishlariga mas'ul a'zosi Adina Vovliyana bu vaqtda mazkur qarorning Rossiyaga qarshi yurgizilgan embargo emasligini aniq aytishni xohlayman. Qaror faqat texnika va bexatarlik sabablari tufaylidan chiqarildi. Bexatarlikni siyosat bilan aralashtirmaymiz degan. Pakistan'da İmran Khan'ın devri ahırlaştı. Pakistan parlamentoda ötküzülgen bilet taşlaşta, öktüçilerinin namzatı Şehbaz Şerif baş ministerlik vazifesine saylandı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, işençsizlik avazı bilen vazifesinden kaldırılgan ilgirki baş minister İmran Khan'ın boşaltılgan oranı üçün parlamentoda saylam ötküzülgen. Saylamda Pakistan Müslüman Birleşmesi rehberi Şehbaz Şerif 174 avazga erişip, Pakistan'dan 23. nöbetlik baş ministerlikka saylangan. Parlamentdagi ovozga qo'yishni boykot qilib, vazifalardan iste'fo bergan Pakistan Adolat Harakati partiyasining a'zosi, ilgirki tashqi ishlar ministri Shah Mahmud Qurayshi ovozga erishilmagan. Imran Khanning Pakistan Adolat Harakati partiyasiga a'zo tashqi ishlar ministri, yana bir bosh ministri nomzodi Shah Mahmud Qurayshi ovoz berishni boykot qilib, kollektiv holda vazifalardan iste'fo berganligini jakarlagan edi. Natijada Pakistan Adolat Harakati partiyasining parlamentidagi 120 dan ko'p a'zosi parlamentdan chiqib ketgan edi. Bu jarayonda Imran Khanning qo'llovchilari o'xshamagan shaharlarda uning vazifasidan qaldirilganligiga norozilik bildirib namoyish o'tkazgan. Dunyoda yadro o'q boshlari ko'paymoqda. Yadro qurollarini cheklash, isqoqlash va xalqaro yadro qurollarini yo'qotish harakati aykan yadro o'q beshiga ega davlatlarning iskalatlaridagi yadro o'q beshi sonining borgan sari ko'payotganligi bildirilgan. Dokladda bildirilishicha 2022 yilning 5-gacha yadro qurolga ega 9 davlatning Amerikadagi yadro o'q beshining soni 12705 ga yetgan bo'lib, buning ichida 9440 suvosti paroxoti, urush paroxoti va boshqarilgan bombalarga o'rnatilgan bo'ldi ekan. Darhol ishlatkili bo'lmaydigan holatdagi 3265 donasi bo'lsa, Rossiya, Angliya va Amerikada yo'qotishni kutib turmoqda ekan.
Bildirilishçe, iskidatlarda işletişke bulduğun yadro oh beşinin umumi sani, yoktuş yüşürün küçü cihetini etkanda, 1945 yılı Hiroşima'a taşlangan atom bombasının tahminen 138 man danesige beraber iken. Dokulatta yana yadro oh beşi sanının 2017 yılından bu yan köpüyüşke başlıqallıqı, 2021 yılda Xitay, Hindistan, Şimali Koreya ve Pakistan'nın yadro kural ambarını köpeytuvatqallıqı kayıt kılıngan. Dokulatta yana, 2021 yılından tartıp yadro kurallarını çekleş kilişimge katnışış sanının köpeygelliki, ama yadro kuralı yasağın devletlerinin mezkur kilişimle nezerge almağalıqı ilgiri sürülgen. Rusya'da kapitalinin sırtkı ıqış nispeti tez sürette ölüp ketti. Rusya'da kapitalinin sırtkı ıqış nispeti aldıngı yılının okşaş mezgilikiye seliştirganda 266% işip, 64 milyar 200 milyon dolarga yetken. Rusya Merkezi Bankisi bayanat elan kılıp, 2021 yılının birinci çarikide Rusya'daki kapitalinin sırtkı ıqışının 17 milyar 500 milyon dolar ikerlikine. Bu sanının bu yılının birinci çarikide 64 milyar 200 milyon dolarga yetkerlikke oturga koygan. Rusya Ukrayna'ya uruş açkandan kiyin yolga koyulgan cezalar sebebinin onlagan çet el şirketleri ve meblağ salgıçılar Rusya'dan çekinişine ya ki uyardaki faaliyetine vaktince toktuşuna karar kılgaydı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bir gün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkişe sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.